8 Mart 1962'de Adana'ya gitmekte olan Kaptan Pilot Necdet Aksan ve Pilot Zülfikar Kaya yönetimindeki TC Kop tescilli yolcu uçağı iniş için hareket ederken bilinmeyen bir nedenden dolayı Horos Dağları'nın medetsiz mevkiinde düştü. Uçakta bulunan 8 yolcu, 3 mürettebat, toplam 11 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerden birisi Adana'da bulunan havuz gazinosunun sahibi Ahmet Delibalta'ydı. Kazalar her zaman olasıydı. Fakat kazadan yaklaşık bir hafta sonra Delibalta'dan alakasız bir şekilde farklı ailede doğan bir çocuk 3 yaşına geldiğinde "Ben havuz gazinosunun sahibi Ahmet Delibalta'yım" deyince işte o zaman olay farklılaşmıştı. Kısa bir açıklama. Bu olayı sosyal medyada gezindiğim bir esnada gördüm ve ilginç geldiği için araştırdım. Karşıma az sonra bahsedeceğim bir blogda yazılan bu yorumlar çıkınca olay daha da ilginç hale geldi. Sonra sevgili Kerem Gök'ün 3 yıl önce yaptığı videosunun bir bölümünde bu olaya değindiğini gördüm. Ardından bu olayın Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi Algısal Çalışmalar Bölümünün kurucusu ve yöneticisi olan Ian Stevenson isimli Kanadalı bir psikiyatristin kitabında bahsettiğini de görünce merakım iyice arttı. Fakat bu olayı net anlatan bir video bulamadığım için bu içeriği size ben hazırlamak istedim. Konu ilginç ve ülkemizden olunca reenkarnasyonun gerçekliğini çok sorgulamadan olayı anlattım. Bu açıklamayı yapmamın sebebi kanalda paylaştığım tüm videoların gerçek ve kanıtlanmış hikayeler olması. Fakat bu hikaye gerçekliği tartışılabilecek bir konu olduğu için bu açıklamayı yapma gereksinimi duydum. Dediğim gibi inanıp inanmamak sizin elinizde. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Esas kahramanımız Ahmet Delibalta 1936 yılında Adana'da doğmuştu. Adana'da Havuz isimli bir gazinosu ve bir ekmek fırını vardı. İlk karısı Mihriban'dan 3 çocuğu olan Ahmet, Mihriban'dan sonra yani hala onunla evliyken bir de Fehime adında ikinci bir kadınla daha evliydi. Yani büyük ihtimal dini nikahlıydı. Yıl 1962 iken Ahmet'in işlettiği gazinonun solisti artık işi bırakacağını söyledi. Hal böyle olunca da mekana yeni bir solist arayışına giren Ahmet Delibalta çözüm olarak yeni solistini İstanbul'da aramakta buldu. Hatta İstanbul'a gittiği sırada ikinci karısı Fehime hamileydi. Ahmet İstanbul'da Rengin Arda isimli bir şarkıcı buldu ve anlaştılar. Büyük ihtimal ki bu kaynaklarda geçmiyor, önce İstanbul'dan Ankara'ya, oradan da uçağa binerek Adana'ya doğru yola çıktılar. Fakat ikilinin bulunduğu uçak, Toros Dağları'nda 3974 metre yüksekliğindeki karla kaplı medetsiz mevkiinde çakılmıştı. Ekiplerin dağın tepesine çakılan enkaza ulaşması 3 günü buldu ve uçakta bulunan pilotlarla birlikte 11 kişiden hiçbiri kurtulamadı. Bu ölen 11 kişiden hangisinin donarak hangisinin kazadan ötürü öldüğü kamuda bilinmiyordu. Çarpmadan sonra bedenler çıkartılırken Ahmet'in bedeniyle ilgili yanlış bir tespit yapıldı. Ahmet'in bedenini tespit etmeye kardeşi gitmişti. Fakat bu tespit işine duygusal bir şok içerisindeyken çağrılınca doğru karar veremedi. Abisinin bedenini görmeye dayanamayacağı için tespiti kıyafetlerden yapabileceğini söyledi. Durum böyle olunca Ahmet'in kardeşi bir hata yaptı. Böylece Ahmet Delibalta'nın gömüldüğü düşünülürken onun yerine Yahudi bir adam gömülmüştü. Artık yıkanması kısmı vesaire nasıl oldu orası bilinmiyordu. Ama bu uçak kazası Adana'da olduğu gibi tüm Türkiye'de de yankı uyandırmış ama her zaman olduğu gibi kısa sürede konu kapanmış ve unutulmuştu. Latife Kılıç ve eşi Yusuf Adana'da yaşıyordu. 13 Mart 1962'de yani Ahmet Delibalta'nın vefatından yaklaşık bir hafta sonra çiftin bir oğlu olmuştu. Yeni doğan çocukları çiftin 15. çocuklarıydı. Fakat ne bu çift Ahmet'i tanıyordu ne de Ahmet bunları. Ama ne hikmetse yeni doğan çocukları Erkan evlerinin üstünden ne zaman uçak geçse bu uçağın sesinden dolayı ilginç bir şekilde korku belirtisi gösteriyor ve ağlıyordu. Aile ilk başta yüksek sesten ötürü bir bebeğin tepkisi olarak düşünmüşlerdi bu konuyu. Fakat çocuk 2-3 yaşlarına geldiğinde bile ne zaman bir uçak sesi duysa korkarak kaçıyor, annesini, koltuğu, kimi veya neyi bulursa onun arkasına saklanmaya çalışıyordu. Erkan o güne kadar doğru düzgün konuşamayan bir çocuktu. Ama yaklaşık 3-4 yaşlarına gelince bir gün annesine onun gerçek annesi olmadığını, gerçek adının Ahmet Delibalta olduğunu söyledi. Ayrıca eskiden Havuz adlı gazinosu ve fırını olduğunu, şarkıcı bulmak için İstanbul'a gittiğini ve oradan dönerken uçağının düştüğünü fakat uçak düştüğünden ötürü değil, donarak hayatını kaybettiğine dair uçuk detaylar vermişti. Bu olayı anlatan kitabın yazarı Ian Stevenson, Erkan'ın özellikle bu tanımından etkilenmişti. Çünkü bu vakadaki herkes kurbanların uçak çarpınca öldüğünü düşünüyordu. Sadece bu soruşturmaya aşina olanlar bazı yolcuların çarpmadan kurtulup donarak öldüğünü biliyordu. Hatta Erkan bedeninin yani Ahmet'in bedeninin uçaktaki bir Yahudininkiyle karıştırıldığını da biliyordu.
Öyle ki o dönemlerde Erkan bunu söylediğinde Ahmet'in erkek kardeşi Deli Balta ailesinin bu olaydan dolayı çok utandığını ve bunun bir sır gibi saklandığını, sadece çok yakın aile fertlerinin gerçeği bildiğini söylemişti. Ama 3-4 yaşındaki Erkan'ın verdiği detaylar bitmiyordu. Babasının Yunus, annesinin Emine olduğunu, çocuklarının isimlerini, kız kardeşi Türkiye'nin hatta kayınvalidesi Katibe'nin adını bile söylemişti ve yaptığı tespitlerin hepsi doğruydu. Bu konuşmaların ardından çocuk evine, yani önceki hayatında karısı olan Mihriban'ın evine gitmek istediğini söyledi. Eski yaşadığı ev şu an yaşadığı ailesinin evine çok uzak bir mesafede değildi. Gitti ve kapıyı çaldı. Kendisini tanıttı fakat ne kadar inandırıcı olduğu haliyle tartışmalıydı. 4 yaşındaki Erkan eve gittiğinde orada da tüm detaylardan bahseder ve Mihriban bu durumun karşısında ne yapacağını bilemez. Fakat bu çocuğun bahsettiği tüm detaylar doğrudur. Ama annesi çocuğunun elinden alınacağını ya da çocuğunun kaçıp gideceğini düşünerek bu duruma bir şekilde engel olmaya çalışır ve olaylara müdahale eder. Erkan sürekli o eve gitmeye, yani iddiasına göre önceki hayatındaki evine gitmeye çalışıyordu. Bir gün Erkan bu sefer de Ahmet'in hamile olan ikinci karısını, yani Fehime'yi görmek istediğini söyler. Aile bu duruma karşı çıksa da çocuğu bir türlü durduramazlar ve bari evden kaçmasın diyerek çocuğun tarif ettiği yere, yani Fehime'nin evine giderler. Latife, yani Erkan'ın annesi, kendini tanıtır. Fehime, Erkan'ın Ahmet'in reenkarnasyonu olduğu iddiasını zaten duymuştur. Yani aslında bu duruma pek inanmıyordur. Sonra Erkan'a dönüp beni tanıyor musun der. Erkan da sen Fehime'sin, benim karımsın deyince kadın haliyle 4 yaşındaki çocuktan duyduklarıyla ufak bir şoka uğrar. Bu sırada Fehime içerideki Erkan'ın yaşlarında olan kızını gösterip bu kim, bunu tanıyor musun diye sorunca Erkan tanımıyorum ama büyük ihtimal o benim çocuğum olmalı. Ben İstanbul'a giderken karnım burnundaydı. Çok sancım vardı. O kadarını hatırlıyorum der. Haliyle bunlar da doğrudur. Yani Erkan'ın iddiaları bir bir doğru çıkıyordur. Aile şokta, çevre ahali şaşırmış durumdadır. Ahmet Deli Balta ile aynı uçakta gelirken ölen şarkıcı Rengin Arda daha önce bir kez Adana'ya gelmiştir. Ve bu ziyaretinde Alman bir kuaföre saçlarını yaptırmak için gittiğinde kuaför onun şarkıcı olduğunu duyunca bir fotoğraf çektiriyorlar. Erkan'ın bu olayı mahallede falan duyulunca da kuaför bunun doğru olup olmadığını test etmek için o fotoğrafı alıyor ve çocuğun ailesiyle yaşadığı eve gidiyor. Aileye kendini tanıtıyor ve bir açıklama yapmadan fotoğrafı çıkartıp çocuğa gösteriyor. Ve bunun kim olduğunu biliyor musun diyor. Erkan da sen ve şarkıcı diye cevap verince hangi şarkıcı diyor kuaför. Çocuk Rengin Arda diye cevap verince hem aile hem kuaför dumur oluyor. Yani Erkan yine doğru bilmiştir. Tabii bu iş artık oyun gibi bir şeye dönüşmüştür ve Erkan'ın bildikleri bunlarla sınırlı değildir. Sonuçta önceki hayatında Ahmet olduğunu iddia ediyordu. Ahmet Deli Balta'nın çocukluk arkadaşı Mithat ile gençliğinde saatlerini değiştirdiklerini söyler Erkan. Hatta kendi verdiği saatin kordonunda bir diş izi olduğunu da ekler. Aile Mithat'a ulaşır, durumu anlatır, adam saati bulup kordonuna bakıldığında gerçekten bir diş izi olduğu gözükür. 4 yaşındaki Erkan bu sefer önceki hayatında bir tepsi çaldığını hatırlar. Bu tepsiyi de bir futbol maçına gitmek için çalmıştır. Hatta tepsiyi bu sefer farklı bir arkadaşı Selim ile 25 kuruşa sattıklarını söyler. Selim'e ulaşılır, olay anlatılır ve Selim olayı doğrular. Bunu bilet parası için Ahmet ölmeden 20 yıl önce yaptıklarını hatırlar. İşte Ian Stevenson kitabında bunları yazmıştır. Tabii ayrıca farklı farklı ruhani ve teknik terimlerle bu olayları desteklemiştir. Fakat başta dediğim gibi ne kadar sıra dışı olsa da inanıp inanmamak size kalmış. Ben her zaman bilimden yanayım, o sebepten biraz uzak kalabilirim bu duruma. Tabii bu yaşananlar en azından benim araştırmalarımda bir kitapla kalmıyor ve bahsettiğim o bloğa girdiğimde farklı yorumlar buluyorum. 2015'te bu hikayenin paylaşıldığı bu bloğa 3 yıl sonra 2018'de bir yorum yazılıyor. Erkan Kılıç amcamızdır, şu an hayattadır, yazılanların hepsi gerçektir yazıyor. Yorumdan bir yıl sonra birisi lütfen bunu bize kanıtla yazdıktan bir ay sonra da Feleğin Oyunun ikli birisi bir mail adresi bırakıyor. Ve bu mail adresinde gördüğünüz üzere soy isim bayağı bir tanıdık gözüküyor. Ardından biraz daha aşağı kaydığımızda bu sefer çok daha ilginç bir yorum görüyoruz ki o yorumu yapan da kendisini Erkan'ın kardeşi olarak tanıtıyor. Ve yorumunda tüm bu hikayenin gerçek olduğunu, Erkan'ın şu an Almanya'da yaşadığını, önceki hayatında Ahmet Delibalt olduğunu söylüyor. Ve bitmedi, bu hikayenin gerçek olmadığını düşünenlere Erkan'ın numarası olduğunu iddia ettiği bir telefon numarası bırakıp inanmayan arasın bizzat ondan duysun diyor. Yetti mi, yetmedi, sayfayı biraz daha kaydırınca Uğur adında birinin bu yorumunu görüyoruz ki o da ''Arkadaşlar olay gerçek, Erkan Kılıç Bey ile görüştüm. Kendisi yurt dışında yaşıyor.
konu hakkında kendisiyle görüşme şansınız var. Gayet eğitimli, nazik bir insan diyor. Ve o da yukarıdakinden farklı fakat yine Almanya kodlu bir numara bırakıyor. Merak etmeyin, ben hepinizin yerine bu numaraları tek tek WhatsApp'tan yazdım, aradım, ulaşmaya çalıştım. Fakat iki numaraya da ulaşamadım. Ne hikmetse mesajlarıma da geri dönüş alamadım. Erkan'a gerçekten ne oldu? Ailesindeki 17 kişiden birisi çıkıp da bak bu olayın aslı böyle böyle demedi mi? İşte oralar tamamen karanlık maalesef. Tek kaynağımız Stevenson'un kitabı ve bu blokta numarasını bırakanların yorumları. Yani hikaye başlı başına bir ilginç, bu forumda yazanlar ayrı bir ilginç. Fakat açıkçası inandırıcılık kısmı biraz şüpheli. İşte böyle bir olaydı. Dediğim gibi ben ruhani şeylerden ziyade bilimsel açıklama bekleyen taraftayım. Ama yine de sizinle bu ilginç olayı paylaşmak istedim. Blog'daki o yorumları görmeseydim bu işe girişmek istemezdim. Çünkü o ilk yorum atıldığı zaman ortada bir YouTube videosu falan yoktu kimsenin yaptığı. O sebepten bu yorum bir blog sayfasında popülarite kasmak için yapılmış bir şey olamazdı bence. Ama dediğim gibi ben bilimden yanayım her zaman. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu reenkarnasyon konusunda? Yorumlarınızı bekliyorum. Ya da yeni Erkan'ın ailesinden birisi falan izlerse videoyu, yorumlara numara bırakmak yerine videonun açıklamasındaki bağlantılardan bana ulaşabilir, olayın gerçek halini yıllar sonra anlatma fırsatı bulabilirsiniz. Kendimi birazcık Charm Coil gibi hissettim ama sanırım o bu olayın gerçek hikayesini bulabilecek kadar güçlü bir arkadaş çevresine sahiptir. Belki de bir gün o da bir videosunu yapar. Neyse, umarım sevmişsinizdir. Eğer öyleyse videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ben Bentropi. Görüşürüz. Her zaman olduğu gibi bir sonraki videoya dek iyi olun.